Tabii önünde oynayacağı çok maçlar var. Bordo Mavi takımın. Bu arada Monaco'da Kızıl Yıldız'ı yendi. 1-0 kazandı. Tek golle kazandı Fransız ekibi. Böylelikle Ferencvaros, Monaco, Kızıl Yıldız ve Trabzonspor. Sıralama böyle. Ama tabii daha bu ilk maç. Üzerinden daha çok şey geçer. Ama şunu söyleyeyim. Yani kura çekildiğinde de o cümleyi söylediğim için şimdi bir kez daha tekrarlayayım. Ferencvaros burada belirleyici unsur. Ferencvaros'a kaybetmek çok değerli. Yani şu kaybettiğimiz çok değerli bir iş. Çünkü onu yenen öne geçecek, avantajlı olacak. Çok da önemli bir fırsat elimize geçmişken o fırsatı kaçırdık. 10 kişi kalmıştı. Evet, 16. dakikada 10 kişi kaldı abi. Aşağı yukarı 80 dakika falan 10 kişi oynayan takım 2 tane de gol attı. Yani çok gerçekten çok... Bir sakatlık haberimiz var. Sercan Dikme Weghorst. Öyle mi? Sakatlığı. Yanılmıyorsam Gezal'da Başakşehir maçını oynamayacak. Öyle bir şey yazdı Sercan. Söz sende Sercan. Weghorst'un durumu nedir? Bunlar bu sene... Aykut İnce, iyi yayınlar, kolay gelsin. Bir tane kötü, biraz da az kötü haber var Beşiktaş'ta. Kötü haber, Gezal'ın Başakşehir maçında oynamasını beklemiyoruz. A-Spor ekranlarında sürekli o sakatlığı anlattık, Gezal'ın sakatlığını. Ayağının ikinci parmağında, altında, tabanında bir ağrı hissediyor uzun zamandır Gezal. Fiziksel olarak onu etkileyen bir durum olmasa da ancak zıpladığında özellikle ağrı hissediyor. Bu ağrıyı da halen hissediyor. Ancak fiziki anlamda kondisyon yönünden eksik kalmamak için salonda çalışmalarını yapıyor. Teknik heyetten isimlerle, kondisyonerlerle. Ancak o ağrı geçmediği için ve takımla birlikte daha henüz çalışmaya katılmadığı için Raşit Gezal'ın Başakşehir maçında oynamasını ben beklemiyorum. Ve Gors'la ilgili durum. Beşiktaşların korkmasına yol açacak bir durum yok. İlk olarak bunu söyleyeyim. Ancak dün yapılan antrenman sırasında ayağına bir darbe almış. Şu an ağrısı var. Tekrar edeyim. Dünkü antrenmanda ayağına bir darbe almış. Bir ağrısı var. En son söylememiz gereken, en başta söyledik ama tekrar edeyim. Beşiktaşların korkmasına yol açacak ciddi bir durum yok. Yarın durumu belli olacak diyebiliriz. Eğer ağrı hissederse antrenmana çıkmayacak ve Başakşehir maçında en azından oynayamama ihtimalinin artacağını söyleyelim. Ama yarın daha net konuşabiliriz. Gezal, Weghorst Başakşehir maçında oynayabilir mi, oynayamaz mı? Şu anki sakatlık ciddi bir durum değil. Belki Başakşehir maçını etkileyecek bir durum ama ufak bir ihtimal oynamama durumu. Ama yarın belli olacak Aykut İnce. Peki bu gelişmeyi bize aktardı Sercan Dikme. Zaten hem ana haberde hem diğer programlarımızda da konuya ilişkin detayları bize Sercan Dikme aktarır. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi tabii Trabzonspor'u konuşuyorduk. Haldun abi bize de pencere açmış oldu aslında. Keşke yani 10 kişi kalmış. Bir de 16. dakika yenebilseydik. İyi olurdu. Ama Çerşesov'la bizim Ali Baransel konuşmuş maçla ilgili. Hoca demiş ki, Rus teknik adam, oyuncular söylediğim her şeyi yaptı. Yani bir oyuncum dahi kendi kafasına göre inisiyatif almadı. Disipline uydular. Taktik disipline uydular. Trabzonspor ancak zaten bu disipline uyarak yenebiliriz demiş. Yani böyle kişisel işte bireysel yeteneklerle çık gol at öyle değil. Yani beni dinlediler, benim dediklerimi yaptılar. Disiplinle oynayarak yendik demiş. Ben bir şey sormak istiyorum. Trabzonspor takımında geçen sene şampiyonluğunda çok büyük, çok büyük pay sahibi olan bir sol adam vardı. Sol tarafta oynayan. Vakeme. Vakeme. Bu adamla neden Trabzon yolları ayırdı? Para istedi abi. Biraz zam istedi. Ciddi bir rakam istedi. Fakat çok önemli bir adamdı Trabzon için. Her aldığı topu, aldığı gibi çizgiye kadar çok rahat götürüyordu. Topu orada tutuyordu. Topu kalabalıktan çıkarıyordu, çizginin kenarına getiriyordu. Veriyordu, gol yaptırıyordu ve atıyordu. Böyle bir adamı zor yakalarsın yani. Tamam, para isteme, ver, onun hakkı o paraya. Ben o adamı çok beğeniyordum çünkü. Trezeguet doldurmaz mı abi? Ondan çok farklı adam. Bu da kötü adam değil. Kötü diyemezsin bu adam ama öbürü topa hükmeden bir adamdı. Yani Selim abi bir farklı meziyetleri olan adam. Şöyle düşünelim abi. Bence şimdi geçen sene şampiyon Trabzon ama bu sene Abdullah Hoca da yepyeni bir takım aldı şimdi. Çok değil. 8 transfer abi, kolay değil. Yani Trabzonspor da kabuk değiştirerek başladı lige.
Düşün abi, Trezeguet, Bartra savunma attı. Öyle mi abi? Trabzon Eren Elmalı 14 transfer yaptı. 14 transfer. Az mı ya? Yani 8 değil yani. 8'i hem de yani kadroda, kadroda bir takım olarak düşündüğün tabii, zaman çok fazla tabii gidenler bir var. 8'i kadroda. Gidenler var tabii, onu söylemek lazım. Yani sadece bunlar şey için değil. İşte Cornelius gitti, Vakame gitti. Yani giden oyuncular da var. Ona göre konuşmak lazım ama yani bir kısmı yatırım transferi olarak düşünüldü. Bir kısmı bir senelik kullanım olarak da düşünüldü. Yani hani ilk 11 oyuncusu olmayan Ahmetcan Kaplan gitti. Yine ilk 11'e hocanın almadığı Naci Ünüvar geldi gibi. Yani giden gelen var. Ben size biraz Selim abi konuşması için de bir pencere olsun diye birkaç tane şey söyleyeyim. Onu özellikle belki vurgularsak oyun üzerinde daha net konuşabiliriz. Abi Trabzonspor takımıyla oynayan her takım Avrupa'da olsun yerli de olsun bir gerçekle yüz yüze. Kopenhag bir kopya verdi Trabzonspor'la ilgili. Dedi ki iyi kapatırsanız, kanatları da kapatırsanız, içeriye devirirseniz onları Trabzonspor'un gol atması zorlaşıyor dedi. Çerçeşov da aynısını yaptı. Aynısını Konya'da. Konya'da aynısını yaptı. Herkes aynısını yapıyor şimdi artık. Geliyor, kapanıyor. Şimdi Vakame konusunda hani yönetim öyle böyle onu söyleyeceğim. Onun için oraya getirdim. Şimdi böyle durumlarda yapılacak hamleler var. Abi. Ne yapacaksın? Dışarıdan şut çekeceksin. Bravo. İçeriden 2-1 yapacaksın. Kenardan sıfıra top taşıyacaksın. İç koridor pası atacaksın. Ama daha önemlisi az önce söylediğin bireysel olarak adam eksilteceksin. Tabii. Adam eksil. Şimdi senin elinde adam eksilten oyuncuya bakıyorsun. Abdülkadir tamam ama olmadı. Çok içeri devriliyor kanat oynadığı zaman. Ömür. Abdülkadir Ömür'den bahsediyorum. Şimdi ne oldu? Trezeguet. Şimdi maça baktım ben. Yani ruhum daraldı. Gidiyor, dönüyor. Bir ara sağa geçti çünkü o. Dönüyor, Larsen'e veriyor. Larsen ona veriyor. Ya şu sıfıra gidin, adam eksiltin. Oraya gitmeden gol olmaz. Tabii. Ama olmadı. Yani şimdi ne oldu? Trabzonspor rakiplere karşı bir koz verdi. Kopenhag maçı bunun örneği oldu. Aynı Kopenhag maçını izledim ben. Çok iyi. 10 kişi olmasına rağmen böyle bir çanak içerisinde savunan bir takım. Seni sürekli o çanağın içerisine iten kenar oyuncularıyla aynı olay yaşandı. Şimdi burada tabii oyuncu tercihleri, takımın yeni kuruluyor olması gibi dezavantajlar var. Mesela bu tür durumlarda Yusuf Yazıcı'dan faydalanabilirsin. Ama %100. Faydalanamıyorsun. Yusuf çok önemli bir oyuncu.